RT'nin Amerika bürosu haber verir. Uzun zamandır dünya kamuoyunun da merakla beklediği kritik görüşme sonunda İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleşti. Amerika Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiğinden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı aslında ilk yüz yüze görüşmeydi bu bugün. Görüşmede konuşulan konular ve açıklamalara geçmeden önce hemen görüşme öncesine yönelik birkaç detay paylaşalım sizlerle. İki lider görüşme odasına geçtikten sonra Putin kameralar karşısında görüşme teklifini yaptığı için Joe Biden'a teşekkür etti. Tabii buna karşılık Biden ise yüz yüze görüşmelerinin çok önemli olduğu vurgusunu yaptı. Ardından görüşmeye geçildi. Görüşme iki aşamalı olarak yapıldı diyebiliriz. İlk olarak başkanlar yanlarında sadece Harici İşler Nazirleri ile birlikte görüştüler. Yani Putin'in yanında Harici İşler Naziri Sergey Lavrov vardı ve Biden'ın yanında ise Harici İşler Naziri Antony Blinken yer aldı ilk aşamada. İşte o görüşme 93 dakika sürdü. Daha sonra görüşmeye ara verildi ve daha kalabalık bir heyetle görüşmeye devam edildi. Biden ve Putin aralarında büyük elçilerin de bulunduğu o görüşmenin ikinci aşamasında ise bir saate yakın zaman geçirdiler, görüştüler. Yani toplamda 3 saatten biraz uzun süren bir görüşme oldu diyebiliriz. Aslında beklenen süreden kısaydı da denebilir bu süre. Çünkü görüşmenin en az 4-5 saat sürebileceği belirtiliyordu. Ve yoğun gündemden dolayı aslında görüşmenin biteceği net bir saatte belirtilmemişti, verilmemişti. İşte o kritik görüşmede birçok konu masaya yatırıldı. Bu konular arasında aslında baktığımızda siber saldırılar, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesi konusu, Rusya'daki insan hakları, muhalif lider Navalny'nin durumu, Ukrayna konusu, Libya konusu, İran nükleer programı konusu gibi birçok konu vardı liderler arasında görüşülecek. Bu konular görüşüldü. Ardından liderler görüşme sonrası ayrı ayrı basın açıklamalarını yaptılar. Önce Putin, sonra Biden kameralar karşısına geçti. Aslında baktığımızda iki lider de görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda benzer mesajları verdiler. Biden de Putin de görüşmenin verimli ve olumlu geçtiğini söylediler. İki lider de silah kontrolü müzakerelerine yeniden başlama ve büyükelçilerinin hem Amerika hem Moskova Büyükelçisi'nin, Rusya Büyükelçisi'nin yeniden göreve gönderme konusunda anlaştılar. Çünkü biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda Amerika-Rusya arasında yaşanan gerginlikten dolayı Rusya Amerika Büyükelçisi'ni Mart ayında ülkeye geri çağırmıştı. Bunun üzerine Nisan ayında da yani April'da da Amerika'da kendi Büyükelçisi'ni geri çekmişti Rusya'dan. İşte görüşme sonrasında büyükelçilerin geri görevlerine döneceği de paylaşılan bilgiler arasındaydı. Bunun dışında Biden yaptığı açıklamaya baktığımızda dikkat çeken nokta siber saldırı konusuydu. Biden Putin'e özellikle herhangi bir siber saldırı konusunda karşılık vereceğimizi net bir şekilde söyledim dedi. Ve Putin'e bir firma listesi sunduğunu söyledi Joe Biden. O listede bulunan firmalara siber saldırının Amerika tarafından asla kabul edilemeyeceğini, yani bu konunun çok hassas olduğunu ve Amerika'nın tavrının bu noktada çok net olduğunu söyledim dedi Joe Biden. Putin ise açıklamasında siber saldırılar konusunda Rusya'nın sorumluluğu olmadığını kaydetti. Hatta Rusya'ya yönelik siber saldırıların çoğununsa Amerika'dan geldiğini belirtti. Öte yandan Biden uluslararası kurallara uyduğu sürece Rusya ile iş yapmakla hiçbir sorunu olmadığını, ancak Putin'in Amerika firmalarının Rusya'da yatırım yapmasını istemesi durumunda öncelikle göz altında tuttuğu Amerika vatandaşlarını serbest bırakması gerektiğini belirtti. Putin de bu konuya değindi ve Biden'ın insan hakları meselelerini ve Rusya'da bu tutuklu olan Amerika vatandaşlarının akıbetini de gündeme getirdiğini söyledi. Ancak tutuklu takasına ilişkin herhangi bir anlaşma işareti vermedi Putin. Ayrıca Putin Amerika ile ilişkilerin iyileşip iyileşmeyeceğini söylemenin zor olduğunu aktardı. Ama karşılıklı güven konusunda umut ışığı doğduğunu da belirtti. Son olarak Moskova ya da Washington'dan karşılıklı herhangi bir ziyaret daveti ise olmadı yapılan görüşmede. Biden ve Putin'in Cenevre'de gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze zirvenin detayları bu şekildeydi. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.